Türkiye onu çalışkan ve üstün zekalı bir mühendis olarak tanıdı. Beyaz perdeye konu olan devrim arabalarının mucidi, devrimini sistemin çarkları vasıtasıyla yapmaya çalışırken, sistemin çarkları tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan bir politikacı. 28 Şubat sürecinde başbakanlığı bırakmak zorunda kalan insan. Milli görüşün lideri, meydanlara çıkınca Mücahit Erbakan sloganlarıyla adeta yeri göğü ineten bir genel başkan. Rejimin tehdidi olarak görülüp, eleştirileri üzerine çekmiş, yargılanmış, tutuklanmış bir dava adamı. Denizler kadar engin, gökyüzü kadar yüksek bir hoşgörü zenginini, sabırlı, kuralcı ve başarılı bir kişiliğin, bir profesörün, bir liderin, Necmettin Erbakan'ın yaşam öyküsünün satır başlarını getiriyoruz huzurlarınıza. ...1800'lü yılların son döneminde Adana'nın Kozan ve Sayınbeyli bölgelerinde asırlarca hüküm süren Kozanoğulları Beyliği'nden gelip İstanbul'a yerleşen ve Sultan Abdülhamid'e yakınıyla bilinen Hüseyin Bey'in torunu olan Necmettin Erbakan, Mehmet Sabri Bey ve Kamer Hanım'ın üçüncü çocuğu olarak 29 Ekim 1926'da Sinop'ta dünyaya gelir. Bizim soyadımız Nazırzade'ydi. Nazırzade Erbakan soyadı haline yeni Türkçe olarak değiştirildi. Bu dedemin Kozanoğulları'nın son maliye bakanı olmasına ileriye geliyor. Babası Sabri Bey adına yaraşır bir şekilde yetiştireceği bu parlak yüzlü çocuğa dinin yıldızı anlamına gelen Necmettin ismini verirken küçük Necmettin'in yıldızdan aldığı ışıkla yaşamı boyunca karanlıkta kalan nice meseleleri aydınlatacağını, hangi ilklere imza atacağını ve ismini tarihe altın harflerle nasıl kazıyacağından habersizdi. Dindar bir ailenin çocuğu olan Necmettin Erbakan, ahlaki eğitimini ve terbiyesini ailesinden alarak büyüyor, kurallarını kendisi koyduğu oyunlarla asla yenilmeyen bir çocukluğun izini bırakıyordu. Öyle ki bu iz, Erbakan büyüdükçe kurallarını kendisinin koyacağı nice atılımlara öncülük edecekti. İlk öğrenimine Kayseri Cumhuriyet İlkokulu'nda başlamış, babasının tayini sebebiyle Trabzon'a gitmesi üzerine ilkokul öğrenimini burada okul birincisi olarak tamamlamıştır. İlk kez tanıştığı okul sıralarında kimsenin alamadığı notları alarak iftara geçen Erbakan, daha o yaşlarda herkesin aklında bir liderin doğacağına dair sağlam bir inanç bırakıyordu. İlkokuldayken abilerim lisedeydi. Abilerimin kitaplarını okuyordum. Hoca derse kaldırıyordu. Hindistan'ı anlatıyordu mesela. Ben o zamanki coğrafya kitapları kalındı. Lise coğrafya kitabından Hindistan'ı anlatıyordum. Kastlar vesaireler. Hocanın kendi de onları bilmiyor. Şaşırıp dinliyor idi. Sınıfımızda bir matematik kulübü vardı 5. sınıftayken. O kulübün başkanıydım ben. Diğer çocuklara da ders veriyordum aynı zamanda ilkokuldayken. İlk ve ortaokul öğreniminin ardından gelen lise öğrenimi boyunca da birinciliği kimseye bırakmadan İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oluyordu Erbakan. Okuldaki çalışkanlığı nedeniyle arkadaşları ona Derya Necmettin lakabını takmıştı. Fevkalade başarılı bir öğrenci, Derya gibi ilmi bilgisi olan birisi olduğu için Derya sıfatı kullanılıyor idi. Sınıf arkadaşlarımızdan bir tanesi bu lakabı koydu, Derya lakabını koydu ve böylece Derya lakabı
okulun içerisinde yayıldı. O dönemde liseyi birincilikle bitirenler üniversiteye sınavsız kayıt oluyorlardı. Yüksek öğrenimi için adres İstanbul Teknik Üniversitesi'ydi. Kendisi gibi başarılı akranları her ihtimale karşı başka okulları da tercih ederken, Necmettin Erbakan bir idealistik örneği olarak tek tercihte bulunuyor, üstelik göstermiş olduğu başarıdan ötürü üniversite hayatına ikinci sınıftan başlıyor. Erbakan Hoca teknik üniversite imtihanlarında o kadar büyük bir başarı ortaya koyuyor ki ikinci sınıfa doğrudan başlatıyorlar. Böylece Erbakan öğrencilik yıllarında kimsenin yapamadığı ardı arkası kesilmeyecek bir ilke daha imza atmış oluyordu. Ve ardından şaşırılmayacak bir başarı geliyor. İdealist Erbakan 1948 yılında üniversiteden de birincilikle mezun oluyordu. 1951 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsü'nde hazırladığı yeterlilik tezindeki başarısından ötürü üniversite Erbakan'ı bilimsel araştırmalar yapması için Almanya'ya göndermeye karar vermişti. Dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunu matematiksel olarak izah ettiği tez Alman ilim çevrelerinde büyük yankı uyandırmış, Almanya'nın en büyük motor fabrikası olan Dotz'un genel müdürü Profesör Doktor Flatz tarafından Leopard tanklarının motorları ile ilgili araştırmalar yapması için fabrikaya davet edilmişti. Sizin çalışmalarınıza baktık. Bu insan bu usta faydalı olur diye düşündük. Eğer kabul ederseniz bu çalışmaların baş mühendislik görevini size vermek istiyorum. Ben de zaten sanayide çalışmak istediğim için memnuniyetle dedim, aldım. Ve 6 ay içerisinde bunların tank motorlarını geliştirdik. Azimli ve kararlı Erbakan, Almanya'daki görevinde gösterdiği üstün başarıyla Almanları bile kendisine hayran bırakacak, kendisine Türkiye'ye geri dönmemesi için ciddi maaşlar teklif edilecekti. Fakat idealist mühendis, ülkesinin sanayileşmesi aşkıyla yandığından bu teklifleri reddedip milli duygularla milli sanayiyi başlatmak için Türkiye'ye dönecekti. Bunların tank motorlarını geliştirmek marifet değil, kendini vatana hizmet etmek lazım. Bir an evvel dönüp bu motor sanayini Türkiye'de kurmalıyım kararını her geçişte verdiğim için bir an evvel döndüm geldim. Motor çalışmalarını yaparken içinden hep şu duygu uyanıyor. Ya niçin biz yapmıyoruz Türkiye'de? Bakın bunun ilmi bizde var. Ondan sonra elbette gayret edilirse Türkiye kendi motorunu kendisi yapabilecek güçte. O Türkiye sevdalısı bir liderdi. Batıya muhtaç olmadan kendi sanayimizi kurmalıyız düşüncesiyle 1953 yılında Türkiye'ye İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki görevine geri dönecekti. Henüz 27 yaşında ve Türkiye'nin en genç doçenti olma unvanına sahip olacaktı. İlginçtir, vatani görevini az temel olarak İstanbul Kağıthane'de ifa ederken, Amerika'dan her yıl istenmekte olan teçhizatın listesini o yıl o hazırlamış, bu liste Amerikan yardım heyetinin dikkatini çekmişti. Bu listeyi hazırlayan zat budur dedi. General dedi ki bu listeyi nasıl hazırlıyorsunuz dedi. Ne varmış listede dedim. Bir şey imalat makinesi dedi. Burayı fabrikaya mı çevirecek dedi. Siz gizleme ağı istersiniz. Kazma kürek istersiniz dedi. Ben böyle şey görmedim dedi. Şaşırdım. Geldim kim bunu hazırlamış. Bunu gözümle göreyim diye buraya geldim dedi. Oturun bakalım şöyle dedik. Benim arkamda Amerikan ordusu talimnameleri var. İstihkam 4. kademe kitabını aldım. Açtım kendisine. Benim listemde yanına koydum. Bak bakayım şuna dedim. Sizin ordunuzun 4. kademesinde bunlar var da bizimkinde niye yok? Eksikleriniz neyse istiyorsunuz diyorsunuz ya. İşte onun için ben bunları istedim dedim.
Adam gık diyemedi o listeleri görünce. Okulun müdürü Alman Şeref Bey çok memnun oldu ve böylece kendilerini uğurladık. Vatani görevi sonrasında Erbakan tekrar üniversiteye dönmüş ve 1 Temmuz 1956'da Gümüş Motor Fabrikası'nı kurmuştur. Fakat ne yazık ki büyük yankılarla ve ihtişamla açılan bu fabrika, 2 yıl sonra büyük bir mali krize girerek batma noktasına geldi. Daha sonra en büyük hissedar olan şeker şirketinin fabrikaya el koymasının ardında aslında bambaşka bir başarının temeli yatıyordu. Hayalci değil, daima icraatçı olan lider Erbakan, Gümüş Motor Fabrikası'nın kurulmasıyla bugün Pancar Motor adı altında çalışan fabrikanın oluşumunu başlatmıştı. 1960 yılına gelindiğinde ise Türkiye, Necmettin Erbakan'la yepyeni bir atılıma perde diyordu. Belki de tarihin en devrimci hareketlerinden biri olan bir fikir ortaya atılıyor ve Erbakan, Türkiye'nin kendi yerli otomobilini yapabileceğini söylüyor ve yoluna çıkan tüm engellemelere rağmen yetiştirdiği mühendislerle bu devrimi gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek yerli otomobili devrimi Türkiye'ye armağan ediyordu. O henüz 39 yaşındaydı ve akademik başarısı meyvesini vermiş, 1965 yılında Erbakan ismi Profesör Doktor Necmettin Erbakan olarak anılmaya başlanmıştı. Mücadeleci Erbakan için tarih bambaşka bir yöne doğru gidiyordu artık. Gümüş Motor Fabrikası'nın kapanmasının ardından Erbakan için yeni bir dönem başladı. Bu dönem Erbakan'ı politikayla tanıştıracak olan başlangıcın başladığı Odalar Birliği dönemiydi. Odalar Birliği'ne gitmemizin sebebi her hafta cumartesi günü biz Gümüş Motor Fabrikası'nda bütün İstanbul'un ağır sanayiyle toplantı yapmışızdır. O sırada Arçelik yeni kuruluyor. Türk Demir Döküm yeni kuruluyor. Bu televizyonların tüplerini yapan fabrikalar yeni kuruluyor. Bütün bu büyük sanayi mensupları her hafta toplanırken bunları gidip bakanlar kuruluna vesaire anlatınca dediler ki efendim sizin bu fabrikada durmanız doğru değil. Siz odaya birine gidin. Bütün hepimize yardımcı olun. Bunun üzerine Odalar Birliği'ne gittik ve Odalar Birliği'nde kotaları ve kredileri Anadolu'ya çevirdik. Kasım 1966'da Odalar Birliği Genel Sekreteri olmasının ardından Türk milletinin mutlu bir azınlığa istismar edildiği fikriyle dengesizliği ve haksızlığı düzeltmeye kalkınca bazı çevreler bu başarıdan rahatsızlık duymuş, kendisine karşı muhalefet eden bir yapı geliştirilmişti. Ama o, her zamanki kararlılığıyla tüm haksızlıklara ve köstek tutumlara karşı dimdik duruyor, tek kişi olarak mücadele ediyordu. Bu mücadeleler sırasında onu hayatı boyunca yalnız bırakmayacak hayat arkadaşı Nermin Hanım'la tanışmış ve 10 Ocak 1967'de dünya evine girmişti. Bu evlilikten kızları Zeynep ve Elif Hanımlar, oğlu Muhammed Fatih Bey dünyaya gelmişti. Mayıs 1969 yılında Odalar Birliği Genel Başkanlığı'na uygun görülen Erbakan'ın yoluna taş koyan muhalefetin ardından polis zoruyla genel başkanlık görevine son verilmişti. O zaman TÜSİAD yoktu ama TÜSİAD şeklinde bir masonik kadro Odalar Birliği'ne hakimdi. Hakimiyetini de devam ettirmek istiyordu. Ona İstanbul Dükalığı da denildi daha sonraki yıllarda. Ve bunun neticesinde de Süleyman Demirel baskılara daha fazla dayanamadı ve neticede hükümet başkanı olarak Erbakan hocamızı Odalar Birliği başkanlığından aldı. Odalar Birliği'nde verdiği mücadele Erbakan'ın siyasete girme arzusunu güçlendirmiş, içindeki değişim tutkusu onu 14 Ekim 1969 seçimlerinde bağımsız milletvekili adaylığına götürmüştü. Onun hayali hep sonradan sloganlaştırılmış olan